Herkese yeniden merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir tarifim var. Kaynar suyun içerisine bir miktar tuz ilavesini yaptıktan sonra içerisine 3 su bardağı fiyonk makarna ekliyorum. Tuzuyla birlikte şöyle bir karıştıracağım ve makarnaları haşlamaya bırakıyorum. Makarna haşlanırken ben de iç malzemesini hazırlayacağım. Bir kase beyaz peynir, bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri, hemen üzerine tuz ve karabiber ekliyorum. Küçük bir demet ilice doğramış olduğum maydanoz ilavesini yapıyorum. Karıştıracağım ve iç malzemem hazırlanmış olacak. Hemen makarnayı kontrol ediyorum. Çok hafif dişe dokunan bir makarna açlayalım. Şimdi hemen süzüyorum ve bir sonraki aşamayla devam ediyoruz. Şimdi de sosunu hazırlayalım. Uygun bir karıştırma kabının içerisine 2 adet yumurta alıyorum. Yarım su bardağı ölçüsüyle süt boşaltıyorum. Yarım çay bardağı ölçüsüyle de sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım tüm malzeme miktarını her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Yeteri miktarda da tuz ilavesini yaptıktan sonra sıvı karışımımı hemen karıştırıyorum. Tavada su böreği lezzetinde şipşak hazırlayacağınız bir tarif olacak. Videomun sonuna kadar izleyip sizler de birebir uygulamayı unutmayın lütfen. Eğer denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi de bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir çay kaşığı da hamur kabartma tozu ekledim. Bu yumurtanın daha puf puf olmasını sağlıyor. Ben kullanmanızı tavsiye edeceğim sizlere. Şimdi sosum hazır. Şöyle hemen bir kaşığımla karıştırıyorum. Haşlamış ve suyunu süzmüş olduğum makarnayı ilave ediyorum içerisine. Sosuyla birlikte karıştırıyorum. 26 santimlik bir tava kullanacağım. Tavayı tereyağıyla yağladım. Hazırlamış olduğum soslu makarnanın bir kısmını tavanın tabanına yerleştiriyorum. Kaşığın arka yüzüyle de güzelce tavanın içerisine yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğum peynirli karışımı makarnanın üzerine ekliyorum. Yufka kullanmadan evdeki malzemelerle gerçekten enfes bir lezzet oluyor. Ve hatta hafta sonu yapılan geç kahvaltılarda dahi kullanabilirsiniz bu tarifi. Kalan peynirin de tamamını boşaltıyorum. Dilediğiniz bir peyniri kullanabilirsiniz. E, bence tulum peyniri de çok yakışır bu tarife. Hemen şöyle sıkı sıkı her tarafı eşit gelecek şekilde peynirleri yerleştirdim. Kalan makarna harcımı da üzerine boşaltıyorum. Bakın böyle hafifçe yumurtalı soslu sulu bir soslu. E, hiç problem değil. Biraz sonra tavanın içerisinde bütün sosunu çekecektir. Şöyle güzelce yerleştirip sıkı sıkı bastırıyorum. ve artık hemen ocağıma alabilirim. Orta ateşte tavanın kapağını kapatarak pişmesini sağlıyorum. Daha doğrusu kızarmasını ve sosunu çekmesini sağlıyorum. Şöyle hemen kontrol edeceğim. Böyle bir çeviriyorum. Çevire çevire pişirebilirsiniz. Altını dilediğiniz kadar kızartabilirsiniz. Şöyle hemen kontrol ediyorum. Biraz daha kızarmasını sağlayacağım. Bu arada mis gibi de kokular geliyor. Şöyle yağlamış olduğum bir kapak yardımıyla hemen ters çevirip üst yüzünün de pişmesini sağlayacağım. Tavanın içerisine çok az miktarda tereyağı alıyorum. Tereyağı eridikten sonra peynirli tava böreğinin diğer yüzünde kızarmasını sağlıyorum. Kenarlarından bu şekilde hem sıkıştırıyor hem de düzeltiyorum. Makarna ile hazırlamış olduğum peynirli tava böreğim hazır. Su böreği lezzetinde çok güzel bir tarif. Hemen şöyle ilk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyip sizlerle iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. İşte bu kadar pratik ve bu kadar güzel bir tarifin sonuna daha geliyorum. Altı üstü çok güzel. Yemek için sabırsızlanacağınız bir tarif. Hemen tadına bakıyorum. Gerçekten efsane ısrarla yapmanızı tavsiye ederim yeni pratik tariflerde görüşmek üzere Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı soru görüş ve önerilerinizi de bildirmeyi unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın